Selam gençler, hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine güzel bir enerji sorusuyla devam ediyoruz. Vakit kaybetmeyelim ve sorumuza başlayalım. Düşey kesti şekil 1'deki gibi olan kap içinde gaz ve sıvı bulunmaktadır. Buna göre kap şekil 2'deki konuma getirildiğinde hangileri yanlış olur diyor. İfadeleri tek tek değerlendireceğiz. Yer çekimi kuvveti iş yapmıştır diyor. Eğer bir cismin potansiyel enerjisi artıyorsa yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmıştır. Çünkü bunu bizim yapmamız gerekiyor. Mesela bu bilyeyi yukarı çıkartmak istiyorsanız yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmanız gerekiyor. Çünkü bu cismin ağırlığı aşağı doğrudur ve siz bu ağırlığa karşılık bir kuvvet uygulayarak bu cismi yukarı kaldırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yer çekimine karşı iş yapıyorsunuz. O zaman şöyle diyebiliriz. Cismin potansiyel enerjisi artmış ise biz yer çekimi kuvvetine karşı iş yapmışızdır. Ama bir cisim aşağı doğru inerek potansiyel enerjisini azaltıyorsa, yani potansiyel enerjisini kaybediyorsa, o zaman yer çekimi kuvveti iş yapmıştır diyeceğiz. Şimdi bizim eğer düz bir cismimiz olsaydı, cismin kütle merkezi tam ortada olurdu. Ama cisim aşağı doğru büyüyen bir cisimse, bu cismin kütle merkezi aşağı tarafa yakındır. Yukarı doğru büyüyen bir cisim ise bu cismin kütle merkezi yukarı doğru yakındır. Şimdi bizim cismimiz başlangıçta hani sıvı ve gazı geçtim. Başlangıçta cismimiz nasıl duruyor? Aşağı doğru büyüyen bir şekil gibi değil mi? Yani başlangıçta şu şekildeyiz. Ama ters çevirdiğimizde şu şekle dönüyoruz. Yani bizim kütle merkezimiz yükselmiyor mu? Yükseliyor. Biz zaten potansiyel enerjiyi bulurken MGH yapıyoruz değil mi? Peki buradaki H ne? Cismin yüksekliği değil. Cismin kütle merkezinin yerden yüksekliği. Yani başlangıçta şu kadardır o H. İkinci şekilde ise o H bu kadardır. Dolayısıyla cismin kütlesi değişmiyor. Çünkü içindeki sıvı ve gaz miktarı aynı. M aynı, G aynı ama H başlangıçta küçük. Daha sonra M aynı, G aynı ama H yerine artık 3H yazabiliyoruz. Yani sistemin potansiyel enerjisi arttı. Demek ki yer çekimi kuvvetine karşı iş yapılmıştır. Yani burada yer çekimi kuvveti iş yapmıştır diyor. Yalan söylüyor. Bu yanlış. Hani diyor ya. Hani beni seviyor musun? Seviyor. Sevmiyorum. Sevmiyorum. En son seviyorum diyor. Yalan söylüyorsun diyor. Böyle bir tane tokat atıyor ya. Kadir İnanır repliği var ya arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan. Sıvının potansiyel enerjisi değişmemiştir. Bak değişme. Öyle bir yerden ayırmış ki değişmiştir sanıyorum ya. Değişmemiştir. Şimdi sıvıyı düşünelim sadece. Şimdi bu kabın alt tarafı büyük, üst tarafı küçük gördüğünüz gibi. Sıvı alta doğru büyüdüğü için ikinci durumda sıvı alttan dardan başlıyor, yukarı doğru gidiyor. Yani şunu söylüyorum size. Eğer aynı hizaya koysaydık siz inanır mıydınız? Yani bu sıvı buraya girer mi? Yani şöyle bir mantıken düşünün. Buranın hacmiyle buranın hacmi sizce eşit mi? Değil. Gözle görülüyor. Yani göremiyorsak zaten doktora gitmemiz lazım. Bak ben gittim. Bunu verdiler. Artık görüyorum. Şimdi bunu ters çevirdiğimizde bu biraz daha yukarıya hani sarkar. Çünkü alt taraf ona yetmeyecek. Haliyle bu sıvı biraz yukarı doğru meyilli olacak. Şimdi başlangıçta arkadaşlar bu sıvının kütle merkezi bak cisimden bahsetmiyorum. Sadece sıvıdan bahsediyorum. Aşağı doğru büyüyen bir şekil olduğu için şuralarda bir yerdeydi kütle merkezi. Şimdi yukarı doğru büyüyen bir şekil olduğu için sıvı gördüğünüz gibi sıvının kütle merkezi artık şuralarda bir yerde. Yani yüksekliği azdı, şimdi daha çok. Miktarı aynı. Yani burada da M, burada da M. Dolayısıyla potansiyel enerjisi artmıştır. Yani burada ne diyor? Değişmemiştir. Yanlış. Yalan söylüyorsun. Gazın hacmi artmıştır. Şimdi burada bir kere bu kabın bir hacmi var. Örneğin sıvı bunun 80'ini dolduruyor. Gaz da diyelim bunun 50'sini dolduruyor. Bu kabın hacmi 130. O zaman 80-50 daha 130 yapıyor değil mi? Ya, yani burada pot kırmayalım. 130. Abi kabı ters çevirince sıvının miktarı mı değişiyor? Hacmi mi değişiyor? Yok. Yine sıvı 80. Yani senin buraya yazman gereken yine 80. O zaman yukarı kalan da yine 50'dir. Sadece şekil değişiyor ama miktar olarak yine burada 50 santimetre küplük alan kalır gaza. Dolayısıyla gazın hacmi artmıştır. Yalan söylüyorsun. Hepsi yanlış. Dolayısıyla hangileri yanlıştır sorduğu için cevap Edirne. Umarım faydalı video olmuştur. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.